Geometrik serilerde toplamı bulma. Bu videomuzda karmaşık sayı serilerinde geometrik olduğunda toplam nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle geometrik seri nedir? Onunla başlayalım. Geometrik seri terimleri ortak bir sayı ile sürekli çarpılarak oluşan serilere verilen isimdir. Benzerini reel sayı serilerinde zaten konuşmuştuk daha önceki yıllarda. N sıfırdan sonsuza Cn biçimindeki bu n sıfırdan başlamak zorunda değildir. Biz burada karmaşık sayı serilerinde olduğumuz için buradaki C bir karmaşık sayı olacak. Bu C eğer ki bir reel sayı olursa bu yine geometrik seridir fakat reel sayı serisi olur. Buradaki C'miz bizim karmaşık sayı olacak. Burada n yerine 0 koyduğumuzda 1 eder. N yerine 1 koyduğumuzda c. N yerine 2 koyduğumuzda c kare. C küp. C üzeri 4. Sürekli bu taban olan c ile çarpılarak gidiyor terimler. Buradan buraya geçerken c ile çarpıyoruz. Buradan buraya geçerken c ile çarpıyoruz. Sürekli c ile çarpılıyor. Geometrik seri dediğimiz şey budur. Bir örneğini yapıverelim hemen. Yani bu sefer birden başlasın. 2i üzeri n mesela. N yerine 1 koyduk. 2i. N yerine 2 koyduk. 2i'nin karesi. N yerine 3 koyduk. 2i'nin kübü. Bu şekilde giden bir karmaşık sayı serisi geometrik seridir. N sıfırdan başlasın sonsuza kadar. 1 bölü 3i üzeri n. N yerine 0 koyduk. 1. N yerine 1 koyduk. 1 bölü 3i. N yerine 2 koyduk. 1 bölü 3i'nin karesi. N yerine 3 koyduk. 1 bölü 3i'nin kübü. İşte bu şekildeki karmaşık sayı serilerini biz geometrik seri diyoruz. Peki bu geometrik serilerde toplamı nasıl buluruz? Şimdi o bölüme gelelim. Genel ifadeyi bir tekrardan yazalım. N sıfırdan başlıyor şeklinde yazalım ama sıfırdan başlamak zorunda değil anlayacağınız üzere. C, N, bu açılım gidiyor. Buradaki C karmaşık sayı. C karmaşık sayı. Buradaki C'nin modülünü bulacağız. Yani uzunluğunu. Eğer ki C'nin uzunluğu birden küçük ise buradaki toplam bu serinin ilk terimi, hadi onu A1 ile ifade edelim. A1, buradaki A1 serinin ilk terimi. Bölü 1 eksi, buradaki işte C neyse. O bizim ortak çarpanımız. C burada ortak çarpandır. Ortak çarpanın modülü yani uzunluğu birden küçükse toplamı bu şekilde buluyoruz geometrik serilerde. Bize bir geometrik seri verip de toplamı sorduğunda büyük ihtimal budur. Bu bizim birinci durumumuz. İkinci durum, tabii ki bunu yazar yazmaz bazılarının aklından şu geçmiştik. Peki C'nin modülü birden küçük olmazsa, C'nin modülü birden büyük olursa ve 1'e eşit olursa toplam belirlenemez. Bunun anlamı toplam sonsuza gidiyor demektir. Sonsuza gidiyor demektir. Artı veya eksi sonsuz o bizi ilgilendirmiyor ama bir sonsuza gidiyor.
Mesela şu durum ikinciye örnektir. Şu ise birinciye örnektir. Şimdi iki örnek ile toplam işlemi yapalım. Genelde bize ikinci durum sorulmaz. Sürekli birinci durum sorulur. Bir serinin toplamı soruluyorsa büyük ihtimal o geometrik seridir ve oradaki karmaşık sayının ortak çarpanın uzunluğu da birden küçüktür. Şimdi örneğimize gelelim. N sıfırdan sonsuza kadar 1 bölü 2i üzeri n serisinin toplamını bulunuz. Bize serinin toplamını sorduğu an bu geometrik mi? Hadi bir koyup görelim net olarak. Açık bir şekilde farkındayız ama gene de koyarak görelim. N yerine 0 koyduk. 1 eder. Her şeyin sıfırıncı üssü 1'dir. Tabii alt taraf 0 olmadığı sürece şimdi o detaylara takılmayalım. N yerine 1 koyduk. 1 bölü 2'yi. N yerine 2 koyduk. 1 bölü 2'nin karesi. N yerine 3 koyduk. 1 bölü 2'nin kübü. Açık bir şekilde buradan buraya geçerken 1 bölü 2 ile çarptık. Buradan buraya geçerken 1 bölü 2 ile çarptık. Bizim ortak çarpanımız C 1 bölü 2. Zaten bu C'yi bu n üssünün altında görmekteyiz. Burası bizim C'miz ortak çarpanımızdır. A1'imiz de ilk terimimiz olan 1. Buradaki bu C'nin modülünün birden küçük olduğundan emin olmalıyız. C'nin uzunluğuna bakıyoruz şimdi. 1 bölü 2i'nin uzunluğu. Bölüm durumundaki ifadelerin uzunluğu ayrı ayrı alınabilir. 1'in uzunluğu bölü 2i'nin uzunluğu. 1'in uzunluğu 1'dir zaten. Sadece reel kısımdan oluşuyor. Buradaki uzunluk ise karekök içinde. Reel kısmın karesi 0'dır. Reel kısım yok. Sanal kısmın katsayısının karesi 4. O da dışarıya 2 olarak çıkar. 1 bölü 2. Buradaki uzunluk birden küçük. Yani toplamı bu formülle bulabiliriz. Bu serinin toplamı, toplam A1 bölü 1 eksi C olacak. A1'imiz 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Buradan payda eşitleyip işlemlere devam ettiğimizde 2 eksi 1 o da ters dönerse 2i bölü 2i eksi 1'e ulaşırız. Bunu da eşleniğiyle çarparsak paydayı i'den kurtarmak için eksi 2 eksi 1. i'nin önündekini değiştiriyoruz. Eksi 4 i kare eder. O da artı 4. Eksi 2 i bölü aşağısını çarparsak eksi 4 i kareden artı 4. Burası da artı 1. Buradaki çarpmayı eşlenik çarpımı olduğu için şu şekilde yapıyoruz. 4 eksi 2 i bölü 5 buradaki sorumuzun cevabıdır. Bir örnek daha yapalım ve öylece bu videomuzu noktalayacağız. Bu sefer serimiz birden başlasın. 1 bölü 3 eksi i üzeri n olsun. Serisinin toplamını bulun. Toplamı sorduğu an hemen olağan şüpheli geometrik seri olma ihtimalidir ki açıkça görüyoruz. C üzeri n var. İçeride bir karmaşık sayı, yukarıda da üs var. N yerine 1 koyduk. İlk terimimiz 1 bölü 3 eksi i. İkinci terimimiz n yerine 2 koyduk. 1 bölü 3 eksi i'nin karesi. N yerine 3 koyduk. 1 bölü 3 eksi i'nin kübü. Böyle gidiyor. Ortak çarpanımız sürekli 1 bölü 3 eksi i ile çarpıyor. İlk terimimiz 1 bölü 3 eksi i. Formülümüz uygulanmadan önce bunun uzunluğunun birden küçük olduğunu tespit etmeliyiz şu formülü uygulayabilmek için. C'nin modülüne bakıyoruz. 1 bölü 3 eksi i. Ayrı ayrı pay ve paydanın uzunluğunu hesaplayacağız.
Bunun reel kısmı var sadece zaten. Normal mutlak değer gibidir o zaman o. Hem reel hem sanal var. Karekök içinde reelin katsayısı 3 burada. Karesini aldık 9. Sanalın katsayısı eksi 1 karesini aldık 1. 1 bölü kök 10. 1 bölü kök 10 da açık bir biçimde 1'den küçüktür. O zaman biz buradaki toplamı A1 bölü 1 eksi C formülü biz de hesaplayabiliriz. Bizim buradaki A birimiz 1 bölü 3 eksi i. C'miz de 1 bölü 3 eksi i. 1 eksi 1 bölü 3 eksi i. Buradan payda eşit dersek 1 bölü 3 eksi i bölü 3 eksi i eksi 1 2 eksi i bölü 3 eksi i. Alttaki 3 eksi i'ler gitsin. 1 bölü 2 eksi i. Eşleniğiyle çarpalım. 2 artı i. Yukarısı 2 artı i. Aşağısı ise 4, 1, 5. Sorumuzun cevabı budur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.